piyasalar tarafından olumlu bulunuyor. Geçtiğimiz ayda bu yönde gerektiği kadar likitte vermeye piyasalara devam edeceklerini söylemişti. Bakalım bugün 15.30 itibariyle nasıl mesajlar verecek onlara da bakacağız. Avrupa Merkez Bankası refinansman ve mevduat faizlerinde de bir değişikliğe gitmedi. Onu da belirtelim. Zaman zaman bu konuyla ilgili beklentiler de gündeme geliyor ancak bir değişiklik olmadı. ALB menkul değerlere dönelim. Araştırma Müdürü Yeliz Karabulut karşımızda. Pariteye ilişkin beklentiler bundan sonra ne olacak soralım. Yeliz Hanım hoş geldiniz. Avrupa Merkez Bankası'ndan bir değişiklik yok. Draghi'nin açıklamaları bekleniyor. 1.35'in hemen üzerinde izliyoruz. Euro doları acaba nasıl etkileyebilir Draghi? Yeniden hızlı bir yükselişe döner mi Euro dolar paritesi yoksa bir zayıflama var? Bu biraz da ivme kazanabilir mi? Nedir beklentiniz? Şöyle ki Euro dolar paritesinde ciddi bir sıkışma söz konusu. Hala bu sıkışma aşılabilmiş değil. Dün kısa süreli de olsa yukarıya doğru 1.35-80 seviyelerini test etti ama akabinde geri döndüğünü gördük. Kalıcılığı göremiyoruz henüz. Bir yöne kırılacak ya 1.35-80 üzerine çıkacak, 1.36 seviyesi burada sınır olacaktır. Ve orta uzun vadede yukarı yönlü bir trend görülebilir. Aşağıda da 1.34-60 seviyesi. Draghi'nin konuşmaları genelde dengeli olur. Bir iyi bir kötü şeklinde diyebiliriz. Şöyle ki geçen ay açıklamasında ise şöyle bir şeye değinmişti. Biz faizleri tartıştık demeleri Euro dolar paritesinde aşağı yönlü hareketi tetiklemişti. Bakalım aynı şeyleri konuşacak mı? Eğer tekrardan faizleri değerlendirdik, genişlemeci politikaya yönelik şeyler konuşursa tabii ki Euro dolar paritesinde aşağı yönlü hareket gerçekleşebilir. Burada bizim takip ettiğimiz seviye 1.34-60, yukarıda da bizim takip ettiğimiz seviye 1.35-80. Bu iki taraftaki kırılma ve tutunmalar o yöne doğru hareketi önümüzdeki günlerde tetikleyecektir diye düşünüyoruz. Evet, tabii bunlar Avrupa tarafıyla ilgili gelişmeler ama bir de ADP verisi izlenecek. Aynı zamanda akşam Bernanke'nin bir konuşması var. Amerika'da hala bütçe sorunu aşılabilmiş değil. Bu hafta çözülecek mi, çözülmeyecek mi? O da belli değil ama bu gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisini nasıl yorumluyorsunuz? Altında dün ciddi bir düşüş vardı. Bir toparlanma görüyoruz yeniden ve 1.300 dolar seviyesine doğru acaba bu harekette, bu toparlanmada devam edecek mi? Bir soru işareti. Nedir beklentiniz? Dün özellikle altındaki hareket çok önemliydi. 1330 seviyelerinden başlayan sert bir aşağı yönlü hareket vardı. Bir son çıkışının olduğunu biliyoruz. ETF'lerde de özellikle altın cephesine bakarsak normalde güvenli liman olarak alınan altın bu stresle hükümetin kapanması stresinde bile güvenli liman özelliğini taşıyamadı. Aslında bu aşağı yönlü hareketi tetikleyen bir etkendi diyebiliriz. Fon çıkışı yine ABD'de bir fon çıkışının olduğunu duyumunu aldık. Daha doğrusu nakite geçtiklerini duyumu bize geldi. Böylelikle de altında sert hareketin olduğunu gördük. Aşağıda bizim önemli takip ettiğimiz seviye 1290, yukarıda ise 1291, yukarıda ise 1305 seviyesi önemli seviyeler. 1305 seviyesi aşılabilirse tekrardan yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Fakat aşağı yönlü hareket daha kuvvetli bir gibi gözüküyor. 1300 seviyesi psikolojik sınır aşılamaz ve 1305'in üzerinde tutunamazsa aşağı yönlü harekette 1270 ve 1260 seviyelerine doğru bir geri çekilme görebiliriz. ABD'deki gelişmeler takip ediliyor. Fakat borsa cephesinde çok fazla bir hareketlenmenin olmadığını görüyoruz. Hatta dün bu kadar stresine rağmen pozitif bir havanın olduğunu gördük. Türkiye ayağında da zaten BIST ayağında da bunun pozitif etkilerini gördük. Bugün kar satışları ve ABD Euro bölgesi tarafındaki satış baskısı, onun yanında da ABD'de bir miktar satış baskısı, future'larında satış baskısının olduğunu görüyoruz. Bu aşamada da BIST'te bizim takip ettiğimiz seviye 75.000 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde tutunma tekrardan 76.000 ve 77.200'leri getirebilir diye düşünüyoruz. 75.000'in altında ise satış baskısı gelebilir diye düşünmekteyiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Yeliz Karabulut katıldığınız için, değerlendirmeler için.